Merhaba değerli dinleyenlerim. İsmim Doktor Hüseyin Enginsoy. Kıbrıs'tan ve Güzelyurt kasabasından sizlere bu yayınlarımı sürdürmekteyim. Bugün sizlere üveit rahatsızlığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Üveitin genel tanım olarak göz yuvarlarının orta tabakasını oluşturan uveye tabakasının iltihaplanmasına üveit adı verilir. Aynı zamanda göz iltihabı olarak da bilinir. Uveya tabakası 3 bölümden oluşur. İris, siliyer cisim ve koroid. İris gözün önünde renkli bir dairedir. Siliyer cisim göz odaklanmasına yardımcı olur. Koroid retinayı besleyen ince süngerimsi kan damarları ağıdır. Yalnızca bu 3 bölgeye değil retina ya da göz içerisindeki jelin iltihaplanması da üveit olarak adlandırılır. Üveit hastalığı gözlerinde kanlanma, göz ağrısı, bulanık görme ile kendini belli eder ve şikayetler hızlıca kötüleşir, iki gözü de etkileyebilir. Tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabileceği için üveitin erken tanısı çok ve oldukça önemlidir. Göz iltihabının nedenleri bilinmese de enfeksiyonlar, özellikle toksoplazma, herpes virüsü, tüberküloz gibi bağışıklık sistemi hastalıkları, sedef hastalığı, multiple skleroz, Behçet hastalığı gibi ya da göze gelen darbelerin neden olduğu tahmin edilebilmektedir. Ağırlıkta 20 ile 60 yaş arasında görülen üveit ilaçlar yoluyla tedavi edilebilir. Ancak altta yatan neden bağışıklık sistemi hastalıkları ve diğer enfeksiyonlar olabileceği için romatoloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı gibi diğer branş hekimleri de hastalığın tedavisinde yer alır. Üveit, göz ağrısı ve kızarıklığının önemli bir nedenidir. Üveitte vücutta pek çok başka hastalıklar hastalık yol açabilmektedir. O nedenle üveit tanısı konanların romatoloji uzmanına başvurmaları ve üveitin nedeninin araştırılması gerekir. Üveit çeşitlerine baktığımızda sahip olduğumuz üveitin tipi uveyada iltihaplanmanın oluşturduğu yere göre sınıflandırılır. Anterior üveit, irisin yani iritis veya iris ve siliyer cisimin birlikte iltihaplanmasıdır. Gözde kızarıklık ve ağrıya neden olur. Çok hızlı gelişir. Orta üveit siliyer cismin iltihaplanmasıdır. Uçuşan cisimler görme ve bulanık görüş şeklinde belirti verir. Posterior üveit koroidin iltihaplanmasıdır. Görmede bozukluğa yol açar. Diffüz üveit aynı zamanda pan üveit olarak da adlandırılır. Uveyanın tüm bölgelerinin iltihaplanmasıdır. Üveit tanısı göz muayenesinde konabilir. Üveitin tipi ve iltihaplanmanın nedenini araştırmak için göz ultrasonu, MR ve kan testleri istenebilir. Bunun için göz doktorunuz, romatolog, iç hastalıkları ya da nörologlarla birlikte çalışır. Üveit nedenlerine baktığımızda üveite neden olabilen diğer durumlar nelerdir? Bunlara baktığımızda daha önce üveit geçirmiş olmak, göze gelen çarpma ve yaralanmalar, göz ameliyatı geçirmek, lenfoma gibi bazı kanser tipleri ki bunlar çok çok nadirdir. Üveit belirtilerine baktığımızda üveit tek bir hastalık değildir. Gözün uveya tabakasının genel anlamda çok sayıdaki hastalığını içerir. Gözün ön tarafında olan üveitlerde daha çok gözde ağrı, ışıktan rahatsız olma, gözde uçuşan cisimler ön plana çıkabilir. Eğer çok yoğun iltihap gözün içine dökülürse görme bulanabilir. Bazen göz bebeğinde düzensizlikler oluşabilir.
Çünkü iltihap nedeniyle iris, yani renkli kısım, arkadaki lense yapışabilir veya kenarda yapışıklıklar oluşabilir. Eğer arka taraftaki iltihaplar söz konusuysa, gözün görme merkezini tutan bir hasar varsa görme bozulabilir. Sonuçta üveit, tek bir bulgudan söz etmek çok zordur. Görmeyi engelleyen her türlü bulgu üveit belirtisi olabilir. Genel olarak uyarı işareti şunları içerir. Bunları görürsek mutlaka aklımıza üveitin gelmesi ve bir an önce hekime başvurmamız gerekir. Birincisi kırmızı göz, ikincisi gözde ağrı, 3 bulanık görme, 4 kamaşma ve ışığa hassasiyet, 5 gözlerin her ikisinde veya tekinde bir fazladan bir yaşarma, 6 görme alanında oluşan lekeler, 7 eğer gözümüzdeki ağrı ve eşlik eden ani bir bulanıklık varsa vakit geçirmeden bir göz doktorunuza başvurunuz. Tedavi yöntemlerine baktığımızda üveit tek bir hastalık grubundan kaynaklanmaz. Birçok farklı nedenler olabilir. Üveitin nedenini bulmak için çeşitli testler yapıldıktan sonra nedene yönelik tedavi verilir. Ana tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Çok nadir görülen ve ciddi seyreden üveitlerde göz ameliyatı, vitrektomi gerekebilir. Bu da bayağı büyük bir ameliyattır. İnşallah kimse bu duruma düşmesin. Genel olarak ön üveitte enfeksiyonlardan kurtulma için antibiyotik içeren damlalar hastalık tedavi edilmeye başlanır. İltihabın şiddetli olduğu durumlarda ise tedaviye antibiyotik ve antiviral içeren hap ve enjeksiyon eklenebilir. Eğer otoimmün bir üveit varsa gözün içerisindeki enflamasyonun baskılanmasına yönelik steroid, kortizon ilaçları verilebilir ya da altında yatan başka bir hastalık varsa buna yönelik tedavi yöntemi uygulanır. Sonuçta üveit tedavisi kişiye özel tedavidir. Üveit hastalığının tedavisi sonrası hasta en az 3 ayda bir izlenmelidir. Hastalık tekrarlayabileceğinden kontrollere ara verilmemelidir. Bu oldukça önemlidir. Diğer yandan üveit geçmişi geçirmiş biri organlarda farklı belirtiler görülse de göz doktoruna bilgi vermelidir. Örneğin ağızda af, ciltte lekeler veya romatizmal belirtiler gibi bulgular bağışıklık sistemi hastalığını işaret edebilir. Üveit hastalığı başka hastalıkların belirtisi olarak da olabilir mi? Göz iltihaplanmasının nedeni çeşitlidir. Göz doktorunuz üveit tanısı konulduktan sonra altta yatan başka bir hastalığınızın olup olmadığını kontrol eder. Üveit iyileşebilen bir hastalıktır ancak tekrarlanmaması için diğer hastalıklarımızı da kontrol altında tutulması gereklidir. Üveite neden olabilecek durumlar şunlardır. Bağışıklık sistemi hastalıkları, bunlar otoimmün hastalıklar da denir. Bağışıklık sistemimiz zayıflayıp enfeksiyonlar organ ve dokularımıza zarar verdiğinde gözümüz de etkilenebilir. Üveitin en sık karşılaşılan nedeni bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. Bunlar ankilozan spondilit, mutlaka kamburluklardır bu hastalıkta, Behçet hastalığı, Crohn hastalığı, bu bir bağırsak rahatsızlığı, iltihabi bağırsak rahatsızlığıdır. Multiple skleroz, yani halk arasında MS denilen hastalık, SDF hastalığı,
psoriyatik artrit, yani istedaf hastalığına bağlı artrit, refraktif artrit, reaktif artrit, romatoid artrit, juvenil idiopatik artrit, çocuklara etkileyen artrittir. Artrit demek eklem romatizması, sarkoidoz hastalığı, ülseratif kolit, enfeksiyonlar, üveit, vücuda göz dışından giren enfeksiyonlar yoluyla da ulaşabilir. Bu enfeksiyonlardan bazıları toksoplazma, bunlar parazitlerden bulaşan enfeksiyonlardır. Herpes virüsü uçuklara neden olan virüstür. Varicella zoster virüsü, bu su çiçeği ve zonaya sebep olur olan bir virüstür. Tüberküloz bizde yoktur ama Türkiye'de bayağı sıkça görülmektedir. Bir akciğer hastalığıdır. Sitomegalovirüs, bu virüslerde üveiti tetikleyebilir. Bunun dışında kaba kulak, batınil virüsü, West Nile virüs, Lyme hastalığı, bunlar kene yoluyla bulaşan virüslerdir. HIV ve sifilis nadir durumlarda görülmektedir. Özellikle HIV bayağı inatçı üveitlere sebep olmakta ve bu konuda çok dikkat etmek lazım. Eşlerimizin de bu konuda çok dikkatli olması lazım. Evet, yine bir programın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Kanalıma abone ve like atmayı, zil sesini açmayı ve bu videolarımı hepiniz yayarak, Facebook'larınızda paylaşarak daha çok insana ulaşmayı, yardımcı olursanız sizlerden müteşekkir kalırım. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Doktor Hüseyin Engin Soy.